Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, çok merakla beklediğiniz DGS sıralamaları tablosu. Bu tabloyla 2 saattir uğraşıyorum arkadaşlar. Yani gecikme için gerçekten kusura bakmayın. Normalde 9'da paylaşacaktık ama 2 saattir uğraşıyorum ve beklediğimden çok daha yoğun bir katılım var. Ve gerçekten tabloları oluşturmak, dizayn etmek çok vaktimi aldı. Ben 1 saatte biter diye düşünüyordum. Çok fazla uğraştım arkadaşlar. Şimdi DGS sıralamaları ile ilgili elimizde 2 tane liste var arkadaşlar. Buna geçmeden önce size kesinlikle şunu söylüyorum. Bu sene çok büyük sürprizler var. Bu sürprizler sizin lehinize kesinlikle çok büyük sürprizler olacak arkadaşlar. Geçen seneki sıralamalar tablosuyla bu seneki sıralamalar tablosunu karşılaştıracağım. Bakın geçen sene de ben bu listeyi yaptım. Aşağı yukarı katılım sayısı aynı. Bu sene de bu listeyi yapıyorum. Katılım sayısı birbirine çok yakın olmasına rağmen geçen seneki netler, kişilerin beklediği netler, bu seneki kişilerin beklediği netlerden çok 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 fazla arkadaşlar. Dolayısıyla bu seneki netler geçen seneki netlere, beklenen netlere göre çok düşük. Yani bu da çok daha iyi puan alacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Yani bunları tek tek size paylaşacağım. Sonra sizin sonuçlarınızı burada paylaşacağım. Sonuçlarınızı MB Akademi bu linkten arkadaşlar size bu linki videonun altında açıklama kısmında görebilirsiniz. Bu linki videonun açıklama kısmında tıkladığınızda 2022 DGS sıralamalarını ve 2023 DGS sıralamaları tahmini sıralamalar arkadaşlar ve 2022 DGS sonuçlarının tablosu 1300 kişinin girdiği sonuçların tablosuna arkadaşlar ulaşabilirsiniz. MB Akademi'ye yükledim. Bunu da videonun altında açıklama kısmında görebilirsiniz. Şimdi DGS sıralamaları ile ilgili geçen seneki liste ve bu seneki listeyi karşılaştırarak bir analiz yapacağım size. Öncelikle Sözel'den, bakın bu 2022 DGS sıralamaları listesi. Öncelikle Sözel'den bir liste yayınlıyorum. Bakın burada aşağı yukarı yani kişilerin beklediği netler 47, 45 Türkçe neti tahmini geçen seneki netlerden bahsediyorum. Bakın 47, 45, 47, 47,5, 45, 46,5. 40, 43, 45, 45, 45, 46, 46, 44 vesaire diye gidiyor değil mi? Bakın bu çok yoğun bir şekilde 45, 46, 45, 46 şeklinde geçen seneki Türkçe netlerinin aşağı yukarı 20-25 kişi arkadaşlar burada gözüküyor. 20-25 kişinin 45 civarı 43, 45 arası ve 50'ye doğru yani 43 üzeri 20-25 kişinin burada sonucu var. Yani peki bu sene mesela sözelcilerden öncelikle başlayalım. Bu geçen seneki sonuç. Bu seneki sözelci arkadaşlarımız bu netlerden kaç tanesi 45'in üzerinde ya da 43'ün üzerinde diye baktığımız arkadaşlar 45'in üzerinde sadece 3 tane sonuç görüyoruz. Burada Elif Yılmaz 46,5 net yapmış. Ayşe Nur 45 net yapmış. Emine 45 net bekliyor arkadaşlar. Yani tahmini beklentiler. Geçen sene yaklaşık olarak 10-15 kişi 45 üstü bekliyorken bu sene sadece 3 kişi 45 üstü bekliyor arkadaşlar. Bakın bu seneki Türkçenin de geçen seneki Türkçeden ne kadar zor olduğunu aslında tahmini olarak böyle gözüküyor. Yani kesin olarak böyledir diyemem ama görüntü bunu gösteriyor arkadaşlar. Yani baktığımızda Türkçe netleri de geçen seneye göre çok daha düşük. Yani kişilerin beklediği netler geçen seneye göre çok düşük arkadaşlar. Bu sıralama tablosuna ulaşabilirsiniz. Burada yeşil ile gösterdiğim arkadaşlar 40 netin üzerinde olan sözelci arkadaşlar 40 netin üzerinde olan 30 kişi varmış mesela 2023 tahmini netler. 2022'de 40'ın üzerinde arkadaşlar bakın bakıyoruz hala 41, 41, 41, 41, 41 görüyor musunuz? Bakın buralarda da hala 40 netler var. Kaç kişi oldu? 80 kişi oldu arkadaşlar bakın. Yani burada geçen sene biraz daha katılım fazla tabii. 200 kişi katılım olmuş sözelcilerde. Bu seneki katılım daha düşük. Neden düşük? Büyük ihtimal netler daha az görünüyor. O yüzden katılımlar daha düşük ve katılanların nereden baksanız en az 1/3 arkadaşlar 40 net ve üzeri yapmış. Yani bu geçen seneki Türkçenin bu seneki Türkçeden daha kolay olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Türkçe yani sözelci arkadaşların sonuçları burada 110 kişinin sonucu var. 2023 sonuçları onlarla paylaştık. Şimdi geldik eşit ağırlık arkadaşların sonuçlarına 2023 eşit ağırlık sonuçlarına bakacağım. Bunlara geçen seneki sonuçları baz alarak birlikte bakalım. Evet, buradan şu an geçen senenin eşit ağırlığına, 2022'nin eşit ağırlık sonuçlarına ikisini birlikte değerlendirelim arkadaşlar, tamam mı?
Şimdi burada evet ufak tefek yanlışlar var, hatalar var vesaire vesaire. Toplam neti 95,5 olan bir kişi varmış geçen sene. 95 olan iki kişi, 90'ın üstünde olan 3 kişi varmış geçen sene. 90'ın üstünde net bekleyen 3 kişi varmış. Burada 90'ın üstünde net bekleyen sadece bir kişi var arkadaşlar. Yani 2023'te Volkan diye bir arkadaşımız 95 civarı bir net bekliyor. Sadece bir öğrenci var. Geçen sene 95 üzeri bekleyen 3 öğrenci var. Peki 85 üzeri bekleyen kaç kişi var geçen sene? 85. Şurada 24. Şuradaki 3 kişiyi çıkarırsanız 21 kişi geçen sene 85 üzeri bekliyorken bu sene 85 üzeri bekleyen arkadaşlar sayılar o kadar az ki yani 85 üzeri bekleyen burada sadece 3 kişi var. Volkan'ı da dahil ederseniz 4 kişi. Geçen sene kaç kişiydi bu sayı? 24 kişi, 25 kişi. Farkı görebiliyor musunuz? Yani bu seneki sayılar, giren kişi sayıları evet az. Eşit ağırlık sayıları da geçen seneye göre az. Bu netlerin kötü olmasından kaynaklanıyor. Bizim eşit ağırlık hukuk grubumuz var, Telegram. Orada 3000 tane öğrenciye biz devamlı girin, sonuç girin, sonuç girin dememize rağmen bazıları girmedi. Hatta büyük bir çoğunluğu girmedi arkadaşlar. Bu anlamda eşit ağırlıkçı arkadaşlara gerçekten kızgınım. Yani belki de sonuçları gerçekten kötü. Anladığım kadarıyla geçen seneye kıyasla arkadaşlar sonuçlar daha kötü gelmiş. O yüzden üzülmeyin. Çok daha güzel bir puan alabileceğinizi düşünüyorum. Bakın burada 80 üzeri yapan geçen sene 2022'de 80 üzeri yapan çok fazla kişi var arkadaşlar. Kaç kişi? Burada 65 kişi en son Olcay'da durmuş 65 kişi 80 ve üzeri net bekliyormuş geçen sene. Bakın bu sene 80 ve üzeri net bekleyen kişi sayısı nerede? Şurada 14 kişicik arkadaşlar. 14-15 en son Günce diye bir arkadaşımız 80 ve üzeri net bekliyor. Geçen sene 65, bu sene 15 kişi. Topu topu. Yani dolayısıyla bu sene 80 ve üzeri net yapan sayısı geçen seneye göre çok çok az. Bunu bir kere bilin arkadaşlar. Dolayısıyla hani daha düşük netlere mesela bir öğrenci bana 76 netim var hocam ÖBP'm biraz iyi dedi. Devlet gelebilir mi dedi. Evet gelebilir dedim. Ama geçen sene olsaydı gelmezdi. Mesela gelmeyebilir derdim bu kontenjanlarla. Ama bu sene gelebilir çünkü gerçekten çok düşük netler var arkadaşlar. Bize bu gözüküyor. Çok açık bir şekilde sadece 30 kişi 75 üzeri yapmış bu sene. Geçen sene 75 ve üzeri yapan kişi sayısı arkadaşlar haddi hesabı yok. 145 kişi. 145 kişi. Bakın kendiniz görebilirsiniz. Ufak tefek hatalar, eksikler vesaire illaki var arkadaşlar. Hatalar, eksikler olacaktır ama bu tahmini yanlışları, hataları vesaire dahil ettiğinizde tahmini oranların hani burada ufak hataların işte hata payı dediğinde %10, %20 ya. Mesela bunları çıkardığımızda bile arkadaşlar geçen seneye göre netler çok çok düşük. Arkadaşlar burada eşit ağırlıkçı arkadaşların sonuçları var. Bu dediğim gibi videonun altında açıklama kısmında bu linke ulaşabileceksiniz. Eşit ağırlıkçı arkadaşlar bu sene daha az kişi sonuçlarını girmiş. Gerçekten bu kötü. Bu büyük ihtimal yani sınavın zor olduğundan dolayı giren kişi sayıları azalmış diye görünüyor arkadaşlar. Geçen sene sınav daha kolaydı. Dolayısıyla eşit ağırlıkta bizim listemize aşağı yukarı 380-400 kişi sonuç girmiş arkadaşlar. Bakın 390 kişi sonuç girmiş ama bu sene 200 kişi var. Diyebilirsiniz hocam işte o çarpı 2 yapsak olur mu? Çarpı 2 yapsanız bile bir şey değişmiyor arkadaşlar gerçekten. 14 kişi 80 üzeri yapmış bu sene. Çarpı 2 yapsanız 30 kişi olur. Geçen sene bu sayı 65 kişiydi arkadaşlar. Dolayısıyla yani bu çok büyük bir etken arkadaşlar. Bu seneki sınav geçen seneye göre çok çok daha zor olduğu gözüküyor. Yani geçen seneyi baz alarak düşünmemeniz lazım. Geçen seneden çok daha iyi sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Büyük sürprizlere hazır olun. Ve en son sayısalcı arkadaşlar. Sayısalcı arkadaşların sonuçlarına bakacağım. Evet, büyük bir yekün. Eşit ağırlık şuradan aşağı doğru inelim. 2023'ün sayısalına da bakalım ve videoyu bitirelim. Büyük sürprizlere hazır olun arkadaşlar. Bakın burada matematikten 50 net bekleyen sadece bir kişi var. Türkçeden 6 neti var. Ahmet diye bir arkadaşımız uçak mühendisi olacakmış. İnşallah olursun kardeşim. Geçen sene matematikten 50 net bekleyen bakın 1,
2, 3 yani 50'ye yakın netler bekleyen çok fazla kişi var arkadaşlar. Mesela bu sene 45 ve üzeri net yapan kişi sayısı matematikte 13 kişi. Leyla ile birlikte dahil ettiğimizde sayısalcılarda sadece 13 kişi 45 ve üzeri net bekliyor. Peki geçen sene yani 2022'de 45 ve üzeri net bekleyen, şimdi buralarda ufak tefek hatalar var. Bunları dahil etmezseniz arkadaşlar, bakın şuralarda 41, 42, bunların Türkçelerini dahil etmişim büyük ihtimal. Bunları silelim. 41, 44'ler, şuraları dahil ediyorum. Hatta şuraları da siliyorum. Bakın 46'lar var buralarda. Şunları, mesela bunlar da olmasına rağmen, şuradan itibaren başlattığımızı düşünürsek 34 kişi yapar. Bakın şuradan itibaren başlatsam bile, bakın burada 48'ler, 46'lar var. Şuradan itibaren bile başlatsam 22 kişi var. Geçen sene 45 ve üzeri yapan. Bu sene sadece 13 kişi var arkadaşlar. 13 kişi var. 40 ve üzeri yapan kişi sayısı bu sene 63 kişi. Sayısalcılarda giren kişi sayısı geçen seneyle aşağı yukarı aynı arkadaşlar. 40 ve üzeri yapan geçen sene, bakın sayısalda da çok net görebilirsiniz. 129 kişi, 130 kişi arkadaşlar. Hatta buralarda da var. Bunları dahil etmiyorum. 128 kişi geçen sene 40 ve üzeri yapmış. Bu sene yani tahmini sonuçlar. Bu sene 40 ve üzeri bekleyen sadece 63 kişi. Yarı yarıya değil mi? Yarı yarıya. Hocam kişi sayısına bakalım. Giren kişi sayısı. Hadi eşit ağırlıkta giren kişi sayılar geçen seneye göre azdı. Bu sene sayısalcılar yine çok yoğun katılım göstermişler. Arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum. Özellikle sayısalcı arkadaşlara. Özellikle teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayısalcı arkadaşlara bakın bu seneki geçen sene giren kişi sayısı sonuçlarını giren kişi sayılarına bakalım ve bitirelim arkadaşlar. Bu bulabilirsiniz. Bakın geçen sene 579 kişi girmiş. Bu sene 608 kişi girmiş. Buna rağmen geçen seneki sonuçlardan çok daha az kişiyi 45 ve üzeri yapmış arkadaşlar. Dolayısıyla çok büyük sürprizlere hazır olmanız gerekiyor arkadaşlar. Sizin için iyi bir haberim var. Büyük sürprizlere hazır olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.